Atatürk'ün 10 Kasım'ı, yani bugün 2022 10 Kasım'ını yaşadığımız bugün Atatürk'ün 10 Kasım'ını konuşmaya karar verdik. Atatürk'ün 10 Kasım'ını hep Atatürkçüler mi konuşacak? Atatürkçü olmadığını ifade edenler Atatürk'ün 10 Kasım'ını konuşmayacaklar mı? Konuşmayalım mı Enes'im? Atatürkçü olmayanlar dedim, beni kaybetti zaten orada. Sen gittin ha? Atatürk'ü bizden dinleyin. Biz hakikaten objektifiz. Atatürk'ü okullarına hedef olarak koyanlar tarafından beğenilmeyecek yorumlarımız da var. Atatürk 10 Kasım 38 tarihinde vefat etti. Şimdi bazen bazı yerlerde Atatürk'ün saat 9'u 5 geçe ölmediği ile alakalı sözler bulunmakta. Ben de uzun süre bunu savundum. O resmi evrakları görene kadar. Atatürk ne zaman öldü söyleyeyim mi? 10 Kasım 9'u 5 geçe. Kaynaklar, arşivler ve hatıralar böyle söyler. Yani gece yarısı öldü. Duymuşsundur bunu. Atatürk gece öldü ama mesai başlasın ve hemen ansınlar memurlar diye 9'da başlıyor ya mesai. Ha, o sirenler çalsın, herkes saygı duruşunda durdursun bulunsun diye yapıldı. Bu çok mantıklı. Bir de şöyle bir şey var. Dostlar, 10 Kasım'da sabah 9'u 5 geçe Atatürk ölür. Öldüğü yer neresi? Dolmabahçe Sarayı. Bak, bir anekdot, bir parantez içi. Atatürk padişahları halk fakr-ı zaruret içinde, fakirlik içinde yaşarken sarayda yaşamalarını eleştiriyor. Ancak 1927'den 38'e kadar 11 yılda Atatürk eleştirdiği padişahların yaptırdığı sarayda, Dolmabahçe'de yaşıyor ve orada ölüyor. Öldüğü yerde bir saray. Tıpkı padişahlar gibi sarayda ölüyor. Öldüğü saat 9'u 5 geçe. Öğlen midir yani, sabah? Gün ışığı var mı? Var. Doktor doktor kalksana. Şimdi Atatürk ölüyor ama yatan doktor var, öyle mi? Lambaları yaksana. Bir dakika ya. 9'u 5 geçe hangi lamba yanacak ki? Atamel'den gidiyor, çaresine baksana. Değil mi? Böyle bir şiir var. Saat 9'u 5 geçe atam dolma bahçede gözlerini kapamış, bütün dünya ağlamış. Tamam, koy cebe. İkinci kıtaya bak. Doktor doktor kalksana. Sen buraya mı takılmıştın o zaman? Evet. Şimdi saat 9'da sarayda yatan doktor mu vardır? İkincisi, lambaları yaksana diyor. Hangi lamba? O saatte lamba mı yanır? Her taraf aydınlık değil midir? Bunlar değil mi? Bu biraz problemli bir ifade bunlar. İstersen 1936'ya gidelim. 10 Kasım'ı konuşmadan evvel. 10 Kasım'dan önce 36 yılında Atatürk'ün bazı ağrıları, karın boşluğunda bazı ağrıları ve sancıları, bir anda vuran sancılar ortaya çıkar. Doktorlar buna hemen yanında, sarayda bulunan doktorlar 24 saat doktor bulunmaktadır. Bu normal mi? Normal. Tabii normal. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyesinde 24 saat doktor vardır. E tabii ki de olacak. Burası Uganda'daki Zulu kabilesi, Uganda bilmem ne kabilesinin şefi mi bu? Bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı. Doktorlar var 24 saat nöbetçi. Doktorlar bakarlar ve derler ki strese bağlı, gerginliğe bağlı, normal spazm var. Kas gerilmeleri. Sıkıntı yok derler. Ancak paşam sigarayı ve içkiyi biraz azalt. İçme derler, zarar veriyorsun kendine. Mustafa Kemal çok içer değil, iyi içer ve sarhoş olmazmış. Hatıraları böyle söylüyor. Ancak YouTube'da Atatürk'ün sarhoşken diye başlayan bir ses kaydı var. Bilmem o nedir, incelemedim. Ancak benim okuduğum tüm kaynaklar Atatürk içer ama sarhoş olmazmış derler. Bütün kaynaklar. İçen sarhoş olmadığını bilmiyorum. Ben takılmadım oraya. Ona göre içiyordur abi. Ona göre. Ancak der ki doktorlar, sigarayı, kahveyi, çok kahve içiyor ha. Böyle 4-5 fincan içiyor bir defasında. Kahveyi ve içkiyi azalt derler. O azaltır mı? Azaltmaz. Bakmaz, dinlemez bile. 36 yılındaki bu mide ağrısı ve bir anda kasıntılar 37'ye kadar götürür. 1937 yılında Atatürk Adana'da bir miting. Bu arada Atatürk ne işi var 37'de Adana'da? Hatay Suriye'nin ya, yani Fransa'nın ya, Hatay'ı katmaya çalışıyor ülkeye. Hemen Türkiye'nin altında, Hatay'ın yanında şey var ya, Adana.
Adana'da bir boy gösterisi, bir hem Fransa'ya hem Suriye'ye gövde gösterisi yapıyor. Bizim böyle gücümüz var anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Atatürk Adana mitinginde ve Adana'daki bir askeri tatbikat hareketindeyken bir anda kendinden geçer ve bayılır. Onu kontrol altına alırlar, müşahedeye alırlar. Sonra mitingi bırakırlar, tatbikatı erken bitirirler. Mustafa Kemal İstanbul'a gelir. İstanbul'da yapılan kontrollerde Atatürk'ün böyle epilepsiye benzeyen bir hastalığının olduğu ortaya çıkar. Bayılır, sararır. Nedir bu? Siroz ya da sara. O ara hiç siroz demiyorlar, sara diyorlar, epilepsi diyorlar. Ve tedaviyi epilepsiye göre ufak ufak yapmaya başlarlarken Mustafa Kemal'in karın ağrıları, bayılmaları, kasılmaları artmaya başlar. 1 Temmuz'da, 38'in 1 Temmuz'unda Avrupa'dan Avusturya kökenli İngiltere'den bir doktor gelir. Doktor incelemelerini yapar ve Mustafa Kemal'in sara değil siroz olduğunu, sirozla alakalı tedaviler yapılabileceğini söyler ama raporunun altına şu maddeyi düşer. Tedavi edilmesi zor bir vaka. 1 Temmuz'da Avrupalı bir doktorun raporu, tedavi edilmesi güç bir vaka. 1 Kasım'dan sonra Ağustos'ta Fransa'dan doktorlar gelir. Bir yabancı heyet oluşur ve beraber bir konsültasyon yapmak isterler. Bu arada karnı şişer, ödem yapar, su toplar, karnından su çıkartılması, şırıngayla su çekilmesine karar verilir. Kaç litre biliyor musun? Ne kadar su birikebilir karında? En fazla 1 litre olsun abi. 12 litre. Su çekiyordur. 12 litre su çıkartırlar. Mim Kemal Öke, doktorların başındaki Mim Kemal Öke doktor der ki paşam diğer önceki operasyonlardan daha kolay bir operasyon yapacağız. Tedirgin olmayın, rahat olun. Yatakta solunuza doğru yatın der. Ve karın bölgesinde bir yerde açılan bir steril bir delikten bir şırınga sokulur ve su vücudun dengesi bozulmadan yavaş yavaş çekilir. Bu arada bunları bilen de çok Atatürkçü yoktur ha. Yani yoktur. Şırıngayla çekilir. Karın bölgesindeki sular çıkartılır. 10-12 litre. İnanılmaz kolayla. Sonra Atatürk kısmen böyle birkaç gün bir rahatlar. Yani içi boşaltıldığı için vücudunda bir rahatlama olur. Ama bu arada kalp atışları hızlanır. Durup dururken nefes alması, vermesi zorlaşır. Ağustos, Eylül ayına doğru denk geldiğinde artık acıları daha da artar. Izdırapları uyuşturucu. Uyuşturucu demeyelim de ne diyelim? Etkin ağrı kesici diyelim. Morfin gibi. Morfin gibi de tam morfin de değil. Etkin ağrı kesici. Yani mesela benim babam kanserden vefat etti. Hoşun sağ olsun abi. Amin cümlemizin inşallah. Bütün dostların ölmüş aile yakınları için. Babama da morfin, morfin uyuşturucudur sonuçta. Ama damardan morfin, burundan morfin ve bant morfin. 3 türlü morfin vurarak babamın acılarını sakinleştirdiler. Mustafa Kemal'e de uyuşturucu bir ilaç verdiler. Ağrıları dindirsin diye. Bu arada Mustafa Kemal Eylül'de Hasan Rıza Soyak'ı yani Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'ı yanına çağırır. Der ki seninle hep bugünleri konuşuyorduk ya. Kalkamayacağım kadar ağır bir biçimde yatakta yatacağım günlerin, geleceği günleri konuşuyorduk ya Hasan. O günler geldi çocuk. İşte biz o günleri yaşıyoruz. Ben bir daha kalkamayacağım. Bu beni götürecek. Hani biliyordu. Eylül'de söylediği söz bu. Bu beni götürecek. Biz seninle daha önce konuştuğumuz gibi çağır bütün yetkilileri. Vasiyetimi yazıyorum. Vasiyetini hemen ölmeden önce mi yazmıştın? Eylül'de yazmış. Eylül'de yazmaya karar vermiş. Hemen vasiyetimi yazıyorum. Hemen gelirler evraklar, kalem, kağıt. Buyur paşam derler. Paşa da vasiyetini söyler. Vasiyeti ne kadar mal varlığım var, ne kadar gayrimenkulüm var. 1,5 milyon lira nakit parası var 38'de. Anlatmıştık zaten. Evet. Biz. Gayrimenkulleri var, çiftlikleri var, evleri var, senetleri var vesaire. Sonra bunları aile yakınlarına paylaşır. Paranın bir kısmını, büyük bir kısmını CHP'ye bağışlar. Türk Tarih Kurumu, Türk Coğrafya Kurumu, Dil Coğrafya bütün enstitülere, kurumlara dağıtır. Eylül ayında bu vasiyet işlemi bitirir. Konuştuk ya, bir vasiyeti var. Özel ve gizli bir vasiyeti yok. O biraz hurafe. Sonraki zamanların uydurmaları. Ekim ayında artık kalkamayacağı kadar kötüleşir ve doktorlar 7-24 başucunda beklemeye başlarlar. 7-24 artık sürekli tedaviye muhtaç. Ekim'in sonlarında artık Mustafa Kemal gününün çok az kısmını kendinde, çok uzun kısmını kendinde değilken, yani baygınlıklar, şuur kaybı, anlarını yaşayarak geçirir. 1938'in artık Ekim ayının sonlarına doğru Mustafa Kemal artık iyice şuur kaybına girer, kendinden geçer. Çok ciddi anlamda deforme olmuş bir vücudu vardır. Çok ciddi anlamda sıkıntılı bir vücudu, bir ruh
hali bir yapısı vardır. Ve en sonunda hani ölüm iyiliği derler ya, 7 Kasım'dan sonra kendine gelir. Doğrulur. Bir takım işler yapmak ister. Falancayı çağırın, filancayı çağırın der. Ya o halde de gene bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Evet. Derler ki aha iyileşti, ayaklanacak artık. Halbuki bir de şöyle bir durum vardır. Ölüm iyiliği derler ona. Ölmek üzere olan bir adam son anlarında düzelir biraz. Cemal Gran da Atatürk'ün Sofrasında 10 Yıl isimli kitapta da işte onları anlatır. Atatürk'ün kendine geldiğini, bayılmaların azaldığını, hafiften yatakta doğrulduğunu ama hala yatakta yattığını söyler ve der ki paşamız düzeliyor. Birkaç güne kalmaz ayaklanır, vazifesi başına geçer diye düşünürlerken 8 Kasım günü bir daha yatar ve bir daha uyanamaz. 9 Kasım sekerat halinde, yani o kötü hallerdeyken 10 Kasım'a bağlayan gece kendine gelir ve isim sayıklar. O burada mı, şu burada mı, şöyle oldu mu, böyle oldu mu, kulağını ağzının dibine dayadığında anlayacağım biçimde lafları da yuvarlayarak konuşur. Ve 10 Kasım'ı 9'u 5 geçe vefat eden Atatürk 10 Kasım'ın sabahında sabah 5 gibi ölmeden 4 saat önce kendine gelir. Sonra ölmek üzereyken son sözünü söyler. Birileri atıyor hala, birileri hala uyduruyor. Atatürk melekleri görmüştür. Cennetin kapıları açılmıştır. O da gözlerini uzağa, uzağa diker, gülümser, aleyküm selam der diye anlatıyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Biraz önce gözünü açar, yanındaki doktoruna saat kaç der. Saati söyleyince sabah 5.30-6 gibidir. Çok erkenmiş der. Gözünü bir daha kapatır. 9'u 5 geçe artık ölüm emareleri başlayıp nefes alması vermesi bittiğinde doktor nabzını tutar, şah damarını tutar, kalbini dinler ve raporunu yazar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nın 8 numaralı odasında saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini kapatmış, vefat etmiştir der ve raporu tutar. Yani gece yarısı ölmüş. Bunu mesaiye bağlamak için 9'u 5 geçe yapmışlar. Bu da yalan Enes'im. Şimdi kızacak birileri bize. Kızacak mı? Vallahi kızacaklar. Ama ne yapalım işte doğru da bu. Öyle ne aleyküm selam dedi, bir grubun uydurduğu gibi aleyküm selam demedi. Bu grubun uydurduğu gibi de gece yarısı ölmedi. Tam ortasını öldüğü an, öldüğü saniye rapor tuttular. 9'u 5 geçe vefat etti dediler. Yani son cümlem Enes'im. Atatürk 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe, yani bugün. Yani tam 84 yıl önce bugün vefat etmiştir. Dostlar 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür ve maalesef Türkiye'de Atatürk'ün ölüm saatiyle alakalı yine hala bir birliktelik, net bir rakam yoktur. Ben kaynaklara bakarım. Kaynaklar 9'u 5 geçe diyor. Ötesi hikayedir, rivayettir. Bize abone olun. Sayımızı çoğaltın. Süper teşekkür eden dostlar var. Teşekkür ediyoruz. Ne diyelim? Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yeah.